Abi fark ettiysen bak büyüyorum. Dur, bunu sana yapan hayat diğerleri ne yapar? Tabii tabii. Sürekli birilerine ihanet ediyor. Ve arkadan sürekli bir gerilimli müzik var. Çok iyi bir kalbi olan, arada huysuzluk yapan bir adamsın sen, tamam mı? Yani arada değil, ben genelde hep huysuzum. ChatGPT insanların korktuğu gibi bir tekele giderse aslında kendisini de yok etmiş olacak. Bizim bu ilerlemeyi hızlandırmak için bu yapay zekaya ihtiyacımız var. Dopamin. Evet, ama ondan sonra ciddi bir mutsuzluk geliyor. Evet, Furkan Kaya. Podcast'a hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle bu podcast yapman tabii ki benim için... ayrı bir yanı var. Çünkü biz seninle zamanında herhalde kaç bölüm çektik bilmiyorum ama harika sohbetlerimiz oldu ve bir efsane hayat okulunu beraber kurduk, ilerlettik ve 2020 yılındaydı herhalde. Hakikaten çok izlendi, sevildi. Şu anda da ne zaman üniversitelere gitsem, ne zaman böyle bir kitap paylaşsam, işte bir story atsam oradaki gençler abi hayat okulu çok güzeldi falan diyorlar. O yüzden de podcast serisi zaten yapıyordum ama ikinci sezona ve yeni sezona başlarken hemen ampul yandı. Dedim ki ben bu işi önce Furkan'la yapayım. Oradan bir başlayalım, sonra devam ederiz dedim. Nasılsın, iyi misin dostum? Çok teşekkürler abi. İyiyim. Her şey yolunda. Bilmukabele bana da insanlar hayat okulunu sürekli soruyorlar. Tabii bizim hayatımız için de, insanların hayatı için de güzel bir proje olmuş. Evet. Zaten onun dışında her zaman seninle sohbet etmek keyifli. Ve bugün buradayız, inşallah yine keyifli bir sohbet olacak. Aynen öyle. Seninle aslında biz sadece spor konuşmuyoruz. Yani antrenman konuşuyoruz, beslenme konuşuyoruz ama onun yanında çok fazla girişimcilik konuşuyoruz. Zaten seni geçen sefer davet ettiğim zaman girişimcilik sormuştum sana. Yine soracağım ama bugün konuları biraz daha dışarı çekip sana gençlerin sormadığı, üniversitelerde o 5x5 soruların gelmediği, yorumlara gelmeyen bir soru soracağım. Evlilik nasıl gidiyor? Belki geliyordur, bilmiyorum. Ve bildiğim kadarıyla bir evladın olacak. Baba olacaksın. Evet, onu da burada ilk kez duyuruyoruz. Duyurmuş olduk. Bu nasıl bir his? Hem senden dinlemek isterim hem de ben tabii sana bununla ilgili duygularımı anlatmak isterim. Merak içindeyim şu anda evlilik konusunda. Abi fark ettiysen bak büyüyorum. Spor konuşuyorduk. Sonra iş konuşmaya başladık. Şimdi evlilik falan. Bugün buraya gelmeden önce zaten doktor randevusu vardı. Ve işte daha önce kalp atışlarını dinlemiştik bebeğin. Ama şimdi böyle bayağı hareket ediyor ve hiç bana benzemeyen tosun bir çocuk geliyor olabilir. Çünkü iyi büyüyor, yani fazla büyüyormuş. Tabii çok güzel bir his. İstiyorduk çocuk sahibi olmayı eşimle. Yani bu planladığımız bir şeydi. Ama yaşayınca insan öğreniyor ve umarım bakalım doğduktan sonrası daha bir duygusal olacak. Çünkü hem senden hem başka abilerimizden gördüğüm çocuk sahibi olmanın, yani bir baba olmanın çok ayrı bir his olduğunu söylüyorlar. Onu tarif de edemiyorlar çok fazla. Kesinlikle. Ben tabii ilk duyduğum zaman bir anksiyete başladı. Yani ben buna hazır mıyım ve hemen hayatımı işte eksik kısımları yoluna koymam lazım gibi. Çünkü yıllardır oturmuş bir hayatım var ve çok iş peşinde koşuyorum. Haklısın. Bu tabii babalık da eklenecek buna. O yüzden kısa bir panik modum oldu. Bunu eşim de söylüyordu bana. Ama şu an çok rahatım ve inşallah hazırım yani. Ben seni rahatlatmak için çağırdım podcast'te. Bugün biraz babalık ve evlilik konuşabiliriz. Şimdi tabii babalık bir sorumluluk olduğu için böyle hissetmen çok doğal. Ayrıca sana şöyle bir şey daha söyleyeyim. Sadece benim fikrim değil, birçok baba olmuş arkadaşımla istişare ettim o dönemde ben de. Baba olduğunu şu an sen anlamıyorsun. Kadının karnına düştüğü anda annelik hissiyatı geliyor. Hatta baba olduktan sonra, bebek doğunca bile bir süre gerçekten anlamıyorsun. Hatta kadınların bununla ilgili şöyle bir reaksiyonu oluyor. Ya bu acaba sevinmedi mi, mutlu değil mi, benimle aynı hisleri paylaşmıyor mu gibi. Ama erkekle kadın birbirinden çok farklı. Bizim abi bir şeye inanmamız için görmemiz, duymamız lazım. Hani görüyoruz ama evet, hani dönüp seninle iletişim kurmuyor ya. Hala o böyle biraz uzak duruyor sana. Tabii ki çok seviyorsun, inanılmaz mutlu oluyorsun. O anlamda söylemiyorum ama hani babalık böyle gittikçe gelişen bir şey. O yüzden bırak şimdiyi, doğduktan sonra bile panik yapma. Çünkü o zamanla acayip oluyor. Mesela şu an benim Emir'le olan iletişimim, annesinden bile, inşallah Sahra izlemiyordur, daha böyle gittikçe bağlanıyoruz birbirimize. Evet. Ama ilk 3-4 sene mesela Sahra şey diyordu, ya bu çocuk bak sana o kadar bağlı değil falan. Bu zamanla olan bir şey. O yüzden mükemmel bir duygu seni bekliyor. Senin adına çok mutluyum. Ve başta dediğin gibi olgunluk erkeğin hayatında belli dönemlerde geliyorsa bunlardan bir tanesi de baba olmak diyebilirim. Kesin değişeceksin biraz. Evet. Peki evlilikten devam edelim. Babalığa tekrar geliriz. Kısa bir süre önce evlendin. Ben de düğünündeydim. Sağ ol, beni davet ettin. Nasıl idare ediyorsunuz. Seni az çok ben kişi olarak tanıyorum. İnanılmaz böyle akıllı, araştıran, çok iyi bir kalbi olan, arada huysuzluk yapan bir adamsın sen, tamam mı? Yani arada değil, ben genelde hep huysuzum. İşte arada diyerek seni şey yapmak istedim. Övmek istedim. İşin şakası, seni çok seviyorum tabii ki. İlişkide bunu nasıl yönetiyorsun ve nasıl gidiyor merak ediyorum. Bunu anlat bize. Bunun için tabii eşimin rolü de, Aslı diye devam edeyim, Aslı'nın rolü de çok önemli. Aslı nasıl bir insan? Bir defa Aslı benden de zeki birisi. Yani ben kendimi zeki olarak tanımlıyorum bu arada. Bu yanlış anlaşılmasın da ben hani analitik, düşünen, rasyonel olmaya çalışan birisiyim. O yüzden birbirimize aslında uyuyoruz biraz. Sana yani, bu yakışırdı zaten. Benim onu beğenme sebeplerinden biri de buydu. Tabii. Onun da beni aynı şekilde. Bu bağlamda bir uyumumuz var. Ben mesela Aslı'yı eleştirmekten hiç çekinmiyorum. Bu çok yanlış bir şey normalde. Ve birisini eleştirmek zordur yani. Birisinin beni eleştirmesi de zordur. Ama ben mesela Aslı'yı bir hani beraber daha büyük bir şey inşa edebilmemiz için bunları da göz önünde bulundurmalıyız demekte çekinmiyorum hiç. Çok bu da iyi. Bizim ilişkimizi akıtıyor. Onun dışında zaten çok eğleniyoruz. Yani işte 2 seneden fazladır tabii birbirimizi tanıyoruz. Ve geçen Eylül ayının sonundan beri de evliyiz. 1 sene falan o zaman. Yani ya pardon, olmadı 1 sene. 1 sene olmadı. Ha. Ama 6 ayda geçti. Hı hı. Evlilikte tam olarak bizim zaten önceki hayatımız gibi gidiyor. Yani birbirimizi tanıyorduk, anlıyorduk ve seviyorduk. Evliliğimiz de bu şekilde gidiyor. Yani çocuk kararına da zaten çok içimiz rahat bir şekilde girmiştik. İyi gidiyor. Yani evin içerisinde bizim anlaşmamız çok rahat. Hı hı. Tabii bu belki tipik bir ilişki gibi oldu. Tabii ki tipik bir ilişki gibi. Hı hı. Ama benim sosyal medyada özellikle görünen karakterim nasıl eleştiren, analiz eden, düzeltmeye çalışan, evet, bir emekliliği yaklaşmış öğretmen tribim göz önüne çıkabiliyor. Evde tabii mesela ya bu karakter Aslı'yla olan ilişkimde herhangi bir şekilde bir zarar getirmiyor. Bazen çok dizi izliyor mesela, ona kızıyorum. Türk dizisi izlemesini istemiyorum mesela. Rahat bırak kızı ya. Niye? Yani şu yüzden istemiyorum. Çünkü Türk dizileri çok kötü. Yani içerik sürekli birilerine ihanet ediyor ve arkadan sürekli bir gerilimli müzik var. Ya mesela kardeşim, insanın belki bundan besleniyor. Ya bilmiyorum. Kendi hayatında drama yok. Başkalarınınkini izliyor işte. Ya kendi hayatımızda da çok drama var aslında. Ama tabii bu biraz şey. Zarf atmıştım sana. Yani ne verilirse, yemekte ne varsa sen de onu yersin. Yani televizyonda ne varsa o da biraz öyle oluyor. İşte sosyal medyaya giriyorsun, bunlar paylaşılıyor, o meşhur diziler. Türkler aksiyon yapmıyor ya, drama yapıyor. Gerçekten öyle. Ve hep aşk hikayesi, hep bir kahramanlık. Ama bu drama nasıl biliyor musun abi dizilerdeki? Ya normalde mesela bir Amerikan filminde film 2 saatse işte bir kısmında drama olur. Bir kısmında hikaye böyle birbirine eklenir. Dakika birden başlıyor diyorsun. Burada böyle dakika bir ve sürekli o gerilimli müzik devam ediyor. O arkadaki böyle dının dınını dın dın falan, bu hiç kesilmiyor mesela. Evet. Dizi boyunca bu hiç kesilmiyor. Bunu tabii örnek olarak verdim. Yani buna mesela, bunu eleştiriyorum. Bu arada böldüm seni ama kendi zaman ayırması çok önemli bir şey. Çünkü evliliğin ilk senesinde beraber birçok şey yapıyorsun. Biz hala Sahra'yla beraber birçok şey yapıyoruz ama günün sonunda 15, 20, 30 yıl evli olan insanlar için kendi alanlarını oluşturmak, kendi hobilerini oluşturmak evliliği sağlıklı tutan bir etken. Çünkü evet, birbirine izin vermen gerekiyor. Biz seninle niye iyi anlaşıyoruz? Çünkü büyük ihtimalle seninle görüşmüyoruz, birbirimizi özlüyoruz. Yani her gün bu olanın içinde olsaydık aynı şekilde anlaşamayabilirdik. Evli çiftlerin de bence birbirini özlemeye, aynı evin içinde bile alanlarına gitmeye ihtiyacı var. O yüzden bugün laf ettiğin şeyleri yarın mumlu arıyor olabilirsin diye buraya zehri bırakayım. Belki 5 yıl sonra ya lütfen dizi izle bak, ben de şurada şu işimi yapayım falan diye. Ya o konuda açıkçası çok, yani anlaştığımız şeylerden bir tanesi bu. Evet. O da çok yoğun. Yani hem bir yandan sınavlara çalışıyor, hem bir yandan makaleler yazıyor. Tabii nöbete vesaire gidiyor. Nöbete gittiği geceler mesela ben biraz rahat ediyorum o gece. Daha şimdiden dur rahat ya, takılabiliyorum falan. Ya bu bizim evlilik öncesi dönemimizde de böyleydi zaten. Evet. Yani benzerdi. Zaten 6 ay ya da belki 6 sene de çok kısa süre. Hani evet, evlilikte. Yo, çok değerli yani, yeni bir evli insanın da fikirleri çok değerli. Çünkü evlilik gün geçtikçe bitiyor gibi geliyor bana. Hatta evli çiftler ayrılıyor. Çok fazla ayrılık haberi alıyoruz. Aynı zamanda da şu anki jenerasyon hani birlikte yaşamanın, işte evlenmemenin daha doğru olduğunu söylüyor. Ben bunun tabii doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemem ama ben antrenmanlarımda da, işte beslenmede de, iş hayatında da her zaman old school'cuyum. Yani eski insanların bazı özelliklerinin, atasözlerinin boşuna olmadığını, tecrübeyle sabit olduğunu düşünüyorum. O yüzden son 5 yıllık kültürleri değil de genelde böyle çok daha eskiye dönerek bazı şeyleri örnek almaya çalışıyorum. Çünkü onların devamlılığı ve testi çok daha uzun. Evlilikte de yani sonuçta çiftlerin imza atıp birbirine dedike olmaları, bir ilişki yaşamaları bence çok güzel bir şey. O yüzden senin gibi hani hem genç birinin hem de yeni evli birinin bence yorumları 10 sene 20 sene evlilik yapmış bir insan kadar en az değerli. Çünkü zaman değişiyor. Ve burada şunu düşünüyorum, sana oradan soracağım. Çiftlerin arkadaş olması çok önemli. Ben sizin daha önceden arkadaş gibi olduğunuzu birlikte bir sosyal ortama girdiğimiz zaman gördüm. Yani sen onun kocası, o senin karın gibi değil de yani iki arkadaş gibi gelip masaya oturdunuz. Ben bunu gözlemleyebilecek bir adamım. Bu çok önemli. Biz de Sahra'yla öyleyiz. O yüzden her şey değişiyor abi, tamam mı? Yani ben karımı hala çok beğeniyorum ama ilk başta gördüğüm anda o şey, ne diyeyim sana, hani onunla görüşme isteği. 3 ay 5 ay sonra heves gibi. Evet. Ama hala çok güzel olduğunu düşünüyorum. O ayrı, yanlış anlaşılmasın. Ya da atıyorum işte beraber bir şey yapma hevesi 15 yıldır yapıyorsun belki, bitebiliyor. Ama o arkadaşlık, dostluk, hayatı paylaşma bitmiyor. O yüzden bence önce arkadaş olmak çok önemli. Siz de bence iyi arkadaşsınız diye düşünüyorum. Evet. Yani şöyle, ben zaten hayatım boyunca hiçbir şeyi hevesle yapmamaya dikkat eden birisiyim. Hı hı. Yani bir şey heves mi, yoksa gerçekten o faydalı mı? Ya da ben onun hakkını verebilecek miyim? Bunu analiz etmeye çalışırım. Evlilik gibi bir şey hevesle yapmazdım şahsen. Evet. Zaten belirttiğin sebeplerden ötürü mesela birçok yaşıtım, akranım, arkadaşım bana Furkan'ın nasıl oldu evlendiğini hani çok şaşırıyorlar mesela. Çünkü insanların biraz güvenleri de sarsılıyor. Evet. Bu yine senin belirttiğin gibi bence eskiden elde ettiğimiz bilgeliğe ya da tecrübeye o kadar kolay sırtımızı dönmememiz lazım. Doğru. Yani evet, çok akıllı olabiliriz, çok zeki olabiliriz. Bugün teknoloji daha hızlı olabilir. Bilgi akışı çok hızlı olabilir. Ama yine de mesela ben ailemde gördüğüm evlilik şemasını, çocukluğumdan beri gördüğüm şemayı hem beğeniyorum, çok şükür iyi bir ailem var. Hem de ona kıymet veriyorum. Hı hı. Bu yüzden evliliği de böyle sadece heves üzerinden değerlendirmedim ben hiçbir zaman. Çok iyi bir mesaj, çünkü birçok kere bunu görebiliyoruz. Çok hızlı karar verilebiliyor. Hatta arkadaşlar tutmaya çalışıyor falan ama dinlenmiyor falan. Ya bu öyle radikal bir karar değil yani. Yani tabii ki değil. O yüzden haklısın bence. Şöyle bir şey var, ben son zamanlarda sosyal medyada sadece iş yapmaya başladım. Eskiden daha çok fikirlerimi belirtirdim falan. Evet. O yüzden insanlar benim aile hayatımı da çok bilmiyorlar. Dediğime geldin yani, ben sana diyordum ki yapma çok fazla iş yap falan. Evet. Biraz öyle şu an, kusura bakma kendime buradan bir kere çıkarttım ama hakkını helal et. Estağfurullah. Biraz seninle tabii çok yakın olduğumuz için o zamanlarda çok şey diyordum ya, sen çok doğru bir adamsın. Mesela geçen gün de aslında fikir belirttin. Böleceğim seni, çok özür dilerim. Çok hoşuma gitti ama. Şimdi yemek yememekle ilgili, yani fastingle ilgili bir makale çıkmış. Ben de çok büyük fastingçi olduğum için atletlere değil ama sedanter insanların günde 5 kere yemek yemesi gerekmediğini düşünüyorum. Otofojinin ne olduğunu, işte fasting'in ne olduğunu çok etraflı araştırmış bir insan olarak, özellikle bu boş zamanlarımda bununla ilgili bir video da yaptım. Sen hatta video yaptın. O kadar da etkili değil diye bunu anlayabilirim. Yani şöyle mucizevi bir şey yok tabii. Bir şey yok diye. Ama iyi bir metot. İyi bir metot. Bir de bu herkese farklı gelebilir. Yani benim bir arkadaşım bir ay bunu yapar. Hoşuna gitmeyebilir. Ama öyle makaleler çıkıyor ki mesela %91'i işte kardiyovasküler hastalıkları arttı falan. Bir de böyle manipülatif cümleler var. Evet. Yani neyin %91'i gibi. Sen bunlara çok dikkat eden çok akıllı bir adamsın. Sonra böyle bakıyorum buna, tamam mı? O sırada bizim ortak menajerimiz Erkam bana mesaj attı, tamam mı? Kötü bir şey değil. O yüzden sen de bunu paylaşacağım. Abi kesin Furkan bunu açıklama yapar diye. Ben de kesin yapar ve yapmalı dedim. Ben bazen kendimi zor tutuyorum, tamam mı? Böyle bakıp böyle laf etmek istiyorum falan. Ben senden bu konularda daha yavaşım. Daha temkinliyim. Seni bu konuda çok takdir ediyorum. Anında düşündüğünü söyleyen bir adamsın. Her zaman söylemişimdir. Ve 5 dakika sonra baktım senden story geldi. Dedin ki kardeşim böyle değil, öyle değil. Bak bu saçmalık falan. Hemen rahatladım. Dedim ki en azından Furkan bizim adımıza açıklama yaptı diye. Yani diyeceğim o ki sen böyle hızlıca aksiyon alan ve kişisel fikrini belirten bir adamsın sosyal medyada. Öyle ama yani o yine işle alakalı. Hani ben özel hayatım, mesela eşim de çok sosyal medyayı... Doğru aslında, hani beslenmeyle ilgili. Tatillerimizi vesaire kendi böyle hani fotoğraflar çekmeyi seviyor. Hani her kadın olduğu gibi. Ben de sıkılıyorum bazen o fotoğraflardan. Çünkü o kadar fotoğraf çekmeyi sevmiyorum ama mesela onu çekiyorum. O çok hoşlandı. Bazen bastırıyoruz böyle, eve koyuyoruz falan. Tamam, evlenmişsin sen. Ama bunları böyle yani çok fazla paylaşmıyorum. Tabii paylaşmak yanlış ya da doğru gibi bir şey söylemiyorum. Mesela çok sevdiğim arkadaşım Emre Baş. Onun da harika bir ilişkisi var. Evet. Eşiyle beraber yemek yapıyorlar, paylaşıyorlar falan. Ben bunları çok paylaşmak istemiyorum. Yani ben de istemiyorum mesela. Konseptime de tam uygun değil. Evet. Artı çok böyle bir heves de duymuyorum. Çünkü sosyal medyada şey biraz yani nasıl desem sahici bir yer değil de böyle çok sanki bir Matrix'in içerisinde bir yere dönmüş gibi. Evet. Ve insanlar yani paylaşanlardan bahsetmiyorum. Aşağıdaki yorumlar da paylaşanlar da sanki bir roleplay oynuyorlarmış gibi bir hayata döndü sosyal medya. Evet. Halbuki hani bu daha çok hayatımıza girdiği için aslında daha da realistik ve daha genuine, daha dikkatli olunması lazım. Ama yani gelen yorumlar çok alakasız oluyor. Yapılan paylaşımlar hep fake oluyor falan. O yüzden bir soğuma da oluyor medyaya karşı. Evet. Hani artık yani çocukken mesela bir diziyi, filmi izlerken bayıla bayıla izlerdik. Çünkü onun böyle o etkiliyordu. Artık böyle sadece bir matematiksel bir ürün. Ya bu da lazım. İşte stres atmak için. Doğru İzliyoruz yani. Filmleri mesela eleştirmiyoruz bile yani. İşte tabii ki kahraman öldürecek ya da işte tabii ki o sonunda iyiler kazanacak falan. O yüzden çok fazla sosyal medyada böyle paylaşım yapmıyoruz ailemizle alakalı ama çok şükür güzel sana bir ilişkimiz var. Ben de çok fazla yapmıyorum ailemle. Hatta bazı bölümlerde Sahra işte YouTube'a girdiği zaman falan yazıyorlar. Hatta kendi ajansında diyor ki işte aileyi göstermeliyiz falan. Diyorum ki yani bu çok izlenebilir, önemli değil ama ben bunu tercih etmiyorum çünkü o zaman o da iş haline gelecek. Onu da bekleyecekler falan. O yüzden seni anlıyorum ama şu çok önemli bir şey. Ben işte biz Hayat Okulu'nu yaparken ki çok beğendiğim, sevdiğim, geriye dönüp izlediğim bölümler oluyor ki o zamanki yaşım ve olgunluğumla şu anki çok farklı. Ben tabii kendimi zor izliyorum. İnsanlar iyi dese bile ya diyorum çok şeymişim, toymuşum falan. İnsan hep öyle gelir ya. Şunu çıkarttım oradan. Hala bana çok olumlu yorumlar geliyor, tamam mı? Bugün bir şey paylaştığım zaman bile işte abi spora başladım, diyete başladım, depresyondaydım, kurtuldum. Demek ki ben onları yaparken şey diyordum hep sana. Ya Furkan çok bilir kişi gibi konuşuyorum. Çok şey olmuyor değil mi? Hani ayıp olmuyor değil mi? Sonuçta psikologlar var, yazarlar var. Evet. Sen de diyordun ki abicim yani çok iyi hatırlıyorum. Yani sen bir sporcusun. Yani bu yaşta bir adamsın ve kendi hayat şeylerini paylaşıyorsun. İsteyen izlesin, izlemesin, bir şey çıkarım alsın diye. Benim hep böyle concern dediğimiz orada böyle beni rahatsız eden acaba çok mu fazla bilir kişi gibi konuşuyorum diye bir şeylerim vardı. Sen dedin ki hayır bunu kesin takma ama şunu gördüm. Bazı insanların da buna ihtiyacı var abi. Günün sonunda bize çok basit gelen bir şey. Bu sporla ilgili de olabilir. İşte atıyorum şöyle çalış çünkü şu yüzden ya da işte uyu çünkü dinlenmen lazım gibi. Ya bunu söylesem ne olur dediğim şey bazı adamın duyma ihtiyacı var. Evet. O yüzden aslında bu fikirleri sosyal medyada vermemiz, bu podcastleri yapmamız birçok insana bazen ışık oluyor. Ve ben de bunları mesajlarda gördüğüm için tekrardan çok motive oldum ve dedim ki yani işte bu dönemde kitaplar okudum, işte diziler izledim. Dizi derken böyle yani podcastler izledim falan. Ya tekrardan mikrofon başına geleyim. Bir kişiye bile ya abi çok kötüydüm ama iyi oldum dese o beni müthiş beslediği için. O yüzden aslında senle şu anda işte evliliği, antrenmanı, her şeyi paylaştığımız şey yapıyoruz. Hayat Okulu'nda iyi ki yapmışız. Senin çünkü ilk senin aklına gelmişti bu. Sen de çok iyi kanalları takip ediyordun. Daha sonrasında tabii YouTube'la ilgili çok büyük bir tecrüben vardı. Kitlem vardı. O zamanlar ben TRT'de iş yapsam bile YouTube'da senin çok büyük bir kitlen vardı. Ve bir anda acayip bir şey oluşturduk ve insanlara bunun çok yararı olduğunu, bazı şeyler doğrudur yanlıştır. Yani iddia etmiyorum ağzından çıkan yanlışlar da olabilir ama birçok insana olumlu etkilediğini farkında olduğum için de ben de böyle konuşmalara, istişarelere her zaman devam etmek istiyorum. Ve seni periyodik olarak da bu programlara mutlaka çağıracağım. Şimdi fikrine güvendiğim bir konu daha var. Ben işte internet sayfası yaptım kendime. Geçen gün 48 saatte kendime yeni bir internet sayfası yaptım. Hatta sen geldin aklıma. Sen çünkü kendi sayfalarını yapan falan bir adamsın. Sonra işte orada reklamlar bağladım, bloglar yazdım, YouTube'da bir yaptığım şeyi oraya içine soktum falan. Bakıyorum ki sen bunları böyle 7-8 yıl önce keşfetmiş. Ağır Sağlam markasını bununla büyütmüş. Sadece YouTube'da anons verebilen ya da kurgu bilen biri olarak değil, tamamen bir online business'ı kurmuş nadir adamlardan birisin. Ben sana söyleyeyim. Şimdi YouTube yapmak başka bir şey. Belki bazıları diyor ki ya Ağır Sağlam bu videosu çok izlenmedi. Evet de Ağır Sağlam belki bunu Google'da öne çıkmak için yapıyor. Yani sen akıllı bir adamsın. Çok iyi öngörmüşsün bazı şeyleri. Ben şu anda gördüğüm birçok şeye bakıyorum. Aa diyorum Furkan bunu yapmış. Furkan şunu yapmış. O yüzden seni çok takdir ediyorum. Fakat bugün geldiğimiz noktada şu an senin yaptıklarını yapmaya çalışmak yeterli değil. Yapay zeka diye bir şey geliyor ve geçen gün işte evde otururken bir araştırma yaptım. Abi podcast programı çek, kurguluyor. İçinden reels'ler çıkartıyor. 10 tane dile çeviriyor. Fotoğrafı anlatıyorsun kapak için, kendi kapak yapıyor falan. Dedim ki bir saniye abi. Yani korkunç bir yere gidiyor bu. Demek ki biz bu treni şu anda yakalarsak bazı şeyleri, her şey değil tabii ki. Belki de senin o zaman yaptığın gibi doğru bir tohum ekmiş olacağız. Ama biz şu an 7-8 sene önce yapılmışı planlarsak biz her zaman geride kalacağız. Bu yapay zeka ile ilgili ve bu şu anda inanılmaz hızlı gelişen dünya ile ilgili öngörülerin ya da ağır sağlam olarak planların var mı? Merak ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Belki biraz lafı uzatabilirim. Beni kes lütfen. Çok uzun bir soruydu ama fark ettiysen. Şimdi biz bunun için birazcık geçmişini gireyim şöyle. Sosyal medya ve dijital dünyanın. Öncelikle ilk yani dijitalleşmeye başlamamız için bizim bir defa böyle bir ihtiyaç olması lazım. Örnek veriyorum 2005'teyken biz spor salonuna gidiyorduk, kayıt oluyorduk. Dergi varsa dergi okuyorduk. Personal training'e gidiyorduk. Ve yani daha tradisyonel, daha geçmiş mesela ne oluyordu? Fitness dergileri vardı matbu şeklinde. Onun içine ekipmanlar ya da supplementler reklam veriyordu vesaire. Evet. Daha çok hayat yavaş akıyordu. 2010-2015'lere geldik artık dijital medya sayesinde. O zaman hala böyle popüler değildi ama bir fırsattı. Ve mesela ben okuldaki derslerimi online videolar sayesinde geçebiliyordum. Çünkü okulda bir ders almışım ama o dersi alıyorsun bitiyor yani sonra hoca gidiyor evine. Evet. Ama YouTube'da mesela MIT'nin derslerini tekrar dinleyebiliyorsun. Ya da kendi web sitelerinde. Ben mesela bunun gücünü görüp yani bunun senin sözünü yalnızca spor salonundaki 10 tane üyene değil de belki potansiyel olarak 10 bin kişiye iletebilme gücünü görüp mesela sosyal medyada bir de sorumluluk bilip bir şeyler anlatmaya başlamıştım. Evet. İçerik üretmek zordu. Çünkü yani ben hatırlıyorum çekim yapmak zordu. Şu aletlerin hiçbirinde doğru düzgün otofokus bile yoktu. Ben askılığı koyuyordum. Askılığa fokusluyordum. Sonra o yeri çizip oraya geçiyordum kendim. Başlatıyordum kamerayı falan. Böyle bir zamandı yani. Harika. Şu an geldiğimiz noktadaysa özellikle pandemiden sonra birincisi mobil cihazlar çok arttı. Mobil cihaz artık şu büyük cihazlara ihtiyacı azalttı ve daha fazla kişiye ulaşabildi. Yani ben hep bilgisayar kullandım. Bizim yaşadığımız küçük ilçedeki ilk bilgisayar alan ailelerden biri bizdik. Babam buna çok önem verirdi mesela. Ama arkadaşlarım çok daha sonra yani bu dikey cihazlar sayesinde interneti kullanmaya başladılar mesela. Önce tabii ki herkes interneti biliyordu falan ama kullanmıyordu gündelik hayatında. Mutlaka etkisi olmuştur. Mesela gideceği spor salonuna Google'dan bakmıyordu. Ha burada bir salon varmış, Balaban çok iyiymiş diye öyle gidiyordu. Ben mesela hep yoruma bakıyordum gibi. Tüketici olarak bilinçli olduğun için kendine ne yapman gerektiğini iyi analiz etmişsin. Evet ama bu medyanın ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber olabilirdi ancak. Eğer 4G internet olmasaydı biz bu podcastleri kime dinletecektik? Çünkü internetin bedeli yüksek olacaktı ve yavaş olacaktı. Böyle o videodan o videoya geçme imkanın olmayacaktı. İnternet hızlandı, cihazlar büyüdü. Artık bu kameralara da ihtiyaç kalmadı. Çünkü cep telefonundan kamerayla çekip işte Instagram'da, TikTok'ta veya Shorts'ta kendini edit yapabiliyorsun. Hızlı bir şekilde paylaşıyorsun. Ve içerik üretebiliyorsun. Evet. Dolayısıyla şöyle oldu. Eskiden ben intermittent fasting'den örnek verelim. Ben onun için 20 dakikalık bir video çekmiştim mesela. Yüksel'le ayakta mutfakta. Yüksel'le de çektiğimiz vardı. O biraz daha kısaydı. Benim böyle daha böyle tahtanın önünde falan çektiğim bir video vardı. Şimdi intermittent fasting'i 20 dakikada öğrenmek çok masraflı artık. Çünkü insanların 20 dakikası çok pahalı artık. Ve dinlemiyorlar örneğin. Artık bunu tabii ki derin bir bilgi alacaksan uzun form. Evet. Ama artık bunu 48 saniyede de bir Reels'ta görebilirsin. Hızlı bir şekilde orada da anlatılabilir. Ve artık herkesin söz söylemeye başlaması lazım. Yani örneğin ben gittiğim kuaföre bile bak bu sosyal medyaya gir mutlaka birkaç video çek falan bunları söylüyordum. Ve müşteri geliyordu oradan. Videolar çok amatör olsa bile. Ama şu an artık bence bir kasabın da video çekmeye ihtiyacı var. Çünkü ben Google'a kasap yazdığım zaman Google bana oranın işte fotoğrafını, lokasyonunu, altındaki yorumları gösterecek. Ve o kişi eğer video çektiyse o videoda çıkacak oraya ben kasabımı bileceğim yani. Mesela kasap diyecek ki arkadaşlar sizin için 10 numara bir et kesiyorum falan. Ben orada o kasabı da bileceğim. Mangal eti nedir, şu eti nedir? Bir bilgi verse bile diğerlerinin direkt önüne geçer yani. Bilgi verebilir, kendi malını anlatabilir. Evet. Herkesin içerik üretmesi lazım artık. Evet. Şimdi burası içerik üretme kısmı. Senin bahsettiğin şey de evet Furkan sen zaten bir şeyler içerikler üretmişsin ve oradan Ya biz mesela bir şey yapmasak da müşteri geliyor. Hı hı. Biz 0 TL reklam bütçesiyle hareket ediyoruz. Ara sıra test ediyoruz ama reklamı. Ama arsayı sen çok eskiden almışsın. Yani bugün Google eski müşterisini, eski adamı sever. Şimdi sen o kadar çok içerik üretmişsin ki Google'a. Ben şu anda başlasam aynı yere gelmem çok zor olur. O yüzden aslında böyle bir avantaj var. Tabii bu senin öngörün işte. Bu bir fırsat ama tabii bu da hızlanıyor artık. Hı hı. Yani artık mesela ben ChatGPT bir veri tabanı oluşturuyoruz. Ona geleceğim şimdi neden oluşturduğumuzu. 200 tane egzersizin ismini yazıyorum. Bana diyorum 3 cümlede bu egzersizlerin işte hangi ekipmanlarla yapıldığını, işte aşağı yukarı nereyi çalıştırdığını ve rakip yani benzer egzersizlere göre avantajını birer cümlede söyle. Yani toplam 3 cümlelik bir paragraf. 200 tane egzersizi takır takır aşağı yazıyor. Ben çok az edit yapıyorum. Şimdi bunu diyorum Türkçe'ye de çevir. İngilizceyi Türkçe'ye de çeviriyor. Tahmin ediyordum kullandığını, doğruymuş bak. Ben tabii bir okuyup tekrar onu kendi veri tabanımıza alıyorum ama. Evet. Şimdi şu olacak yani herkesin söz söylemesi gerekecek. Bir dijital tasarımcının artık CV'sini böyle bir A4'e yazmasına gerek yok. Bana CV'ni göstermen lazım. Yani içerik üretmen lazım. Hatta bunu pazarlaman lazım. Mesela ben şu anda yazılım ekibini bir blog yazısıyla buldum. Hı hı. Ve her gün hayvan gibi para veriyorum mesela. Yani bir blog yazısıyla. O blog yazısından sonra beni doğru bir şekilde dönüştürebildikleri için ben onlara çalışıyorum mesela. Hı hı. İçerik üretmek artık bir şartken az önce bahsettiğim gibi artık tabii bu tek başına da yeterli değil. Hı hı. Çünkü herkes içerik üretiyor. Mesela algoritma da değişiyor. YouTube'da eskiden 100 bin abonen varsa videoların 10 bin ile 50 bin arasında izlenirdi mutlaka. Evet. Yani o kitle zaten sana abone olduğu için ana sayfasına bir şekilde çıkardı. Düşüyordu ama pazar karıştı. Çok insan girdi. Şimdi pazar çok karıştı. Mesela ben arama yapıyorum. Intermittent fasting yazıyorum. İşte 1'e 2'ye çıkıyor mesela. 3'e Fenerbahçe'nin maç özeti çıkıyor. Çünkü diyor ki ya bu bunu aradı ama... Şimdi bu özeti de izlemek ister. Çünkü YouTube'un da oradaki niyeti beni orada tutmak yani. Evet. Ben o an bir saniyeliğine dikkatim dağılıyor. Lan diyor maç ne olmuş falan tıklıyorsun tamam. Mesela. Onu izliyorsun. Sonra bir fark ediyorsun. Evet ben fasting'i araştırıyordum. Bunu sana yapan hayat diğerlerine ne yapar? Tabii. Yani artık birincisi çok mesela uzun form video olayında daha dikkatli olmamız lazım. Evet. Ama her şey çok hızlandı. Tabii her şey çok hızlandı ve herkesin de artık sözünü söylemesi lazım. Evet. Yani biz işte çocuk doktoruna ya da kadın doğum doktoruna gideceğiz ya doktor biraz kendisini tanıtması lazım bana. Çünkü ben aynı soruları ona soramam. Bir de insanlar bilinçleniyor. Mesela ben işte kendi doktoruma gittiğim zaman tabii ki çok iyi bir doktor ameliyat oldum. Ama mesela öncesinde protokolümü çıkarıp recovery süresinde nasıl protokol izlemeliyim? Fizyoterapi ve basma ne zaman başlıyor? Bunu okuyarak gidiyorum. Abi eskiden belki doktorlar şey yapıyordu işte şöyle yapalım bekle bakalım falan diyordu. Şimdi benim sorularımı daha zor cevaplıyor. Tebessüm ediyor. Evet. Mesela diyorum ki hocam diyorum ama protokolde 4 ile 6 hafta diyor. Şimdi ben sporcuyum hadi 4'ü geçelim 6'da başlasam diyorum. Mesela 8 diyor ya normalde. Niye diyor mesela bana? Çünkü diyorum araştırmalara göre o kadar süre uzun durması da bazı şey unutmasına yol açıyor. O yüzden optimum süreyi bunu görmüş. Evet. Dünya Sağlık Örgütü falan diyorum. Tamam altta başla diyor. Evet. Onu bile ikna ediyorum tamam mı? Şimdi araştırmak. Bilmek her konuda bu arada yani sonuçta avukatın olabilir, emlakçın olabilir çok önemli bir şey. Ama bu şöyle bir sıkıntı. Bırak sosyal medyadaki YouTube'daki içerikleri seni böldüm ama tam söylemek istediğin şeye geleceğim. Mesela YouTube'daki içerikleri bırak TikTok'un, Instagram'ın hızını artık ben eskiden çok güvendiğim makalelerde bile şaşırıyorum. Çünkü onların bile bazılarının satılmış... Onların bile bazılarının, üniversitelerin makalelerinin bile bazılarının manipüle edilmiş olduğunu düşünüyorum. Eminim sen de düşünüyorsundur ki makaleler çok güvenilir iki kaynaktan bile gelse bir bakıyorum bir tanesi A diyorsa diğeri B diyor. O yüzden ne yapıyorum işte hem onları araştırıyorum hem YouTube hem güvendiğim insanlar gibi böyle bir kolaj yapıyorum tabii. Kendime. Oradan kendi çıkarımı çıkarıyorum. O kadar hızlandı ki sosyal medya. Yani ben böyle aşağı gidiyorum bir tane diyetisyen çıkıyorum mesela tamam mı? Onu 15 saniye dinlediğim anda... Abi 20 tane daha diyetisyen çıkartıyor önüme tamam mı mesela? Evet. Ya da işte bir şeyde duruyorum böyle onu bana gösteriyor ve bu çok hızlı. Evet. Yani dediğin gibi filmleri dizileri izleyemiyorum eskisi kadar. Kitap okumakta çok zorlanıyorum çünkü dikkatim dağılıyor. İnsanlara nasihatte bulunuyorum işte kitap okuyun işte bir filmi keyfine varın hakkını verin diye. Sonra kendim utanıyorum diyorum ki ben yalancıyım ben kendim bile bunu tam hakkıyla yapmıyorum. Şu dönemde bile evde otururken... inanılmaz zaman geçirdim telefonla ve bunu değiştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çünkü İnsan beyni bu kadar hızlı öğrenemiyor ki zaten. Birçok şeyi pas geçiyor, öğrendiğini zannediyor. Evet. Yani bu çok tehlikeli bir yere giriyor. Bütün bunlar olurken bir yerden bangır bangır yapay zeka geliyor. Evet. Diyor ki yani artık düşünmene bile gerek yok. Ben seni düşünüyorum falan diyor. Evet. Bu çok tehlikeli değil mi ya? Tehlikeli ve bir yandan da fırsat. Benim de anlatacağım şeyleri destekliyor. Şimdi hayatın hızlanması lazım. Yani biz bunu istiyoruz. Daha çok yaşıyoruz yani hızlı hayatta. Eskiden haftada 1 maç oynanırdı. Şimdi 3 maç oynanıyor. Daha çok yaşıyoruz. Evet. Bu herkes adına bir kazanç. Aslında ekonomiyi de büyüten bir şey bu. Çünkü 3 maçlık satış yapılıyor. 3 maçlık kazanıyor oradaki kebapçı vesaire. Ve bunun bir ekonomisi var, o da büyüyor. Tabii tabii. Her şey büyüyor. Ya eskiden düşünsene abi. Mesela köyde bir tarım yapıyorsun. 10 dönümde bir hasadın oluyor. Yarısı hastalıktan çürüyor. Şimdi o 10 dönümde onun 20 katı hasat yapabiliyorsun. Daha çok aslında üretkenliğin artıyor. Evet. Bir tane kazak dikiyordun, şimdi 100 tane dikebiliyorsun falan. Bu bir avantaj. Ayrıca çok fazla içeriğin olması da bilimi şöyle, insanlar şöyle anlıyorlar. Yani bilim bize bir şey söyleyecek ve biz aynen onu yapacağız. Bilim böyle bir şey değil. Ve bilim hiçbir zaman böyle bir şey olmaya da çalışmıyor. Bilim diyor ki ben bunu değilledim. Yani bilim sana bu doğrudur demiyor. Deneyliyor yani. Aynen öyle. Bu doğrudur demiyor sana. Ama bak bu yanlıştır diyor. Sonra git başka bir yere bak diyor aslında. Biz nasıl o doğru değildi falan diye düşünürsek aslında orada hata yapıyoruz. Dolayısıyla aslında veri arttıkça evet, doğruya daha çok yaklaşıyoruz. Yani bilim bir dedektif gibi. Ya bilim diyor ki katil diyor Ertan değil. Bunu biliyoruz artık. Artık Ertan'ı aramaya gerek yok. Furkan olabilir. Nico belki, bilemiyorum. Ya bilim niye Nico'nun katil olduğunu bulamadı demek aslında doğru şey değil. Hmm. Veri artıyor. Dolayısıyla biz 10 tane video izlediğimiz zaman hemen o onun antitezi, o onun antitezi tak ilerleyebiliyoruz. Evet. Bu güzel bir şey. Data, ama veri yani. Kesinlikle. Ama şimdi herkes içerik üretecek dedik. Artık sosyal medyada şey de yok. Takipçin var diye izlenme, öyle bir şey yok. Ben 5 milyonluk hesaplara bakıyorum. Hmm. 5.000, 8.000, 4.5 milyon, 77.000 böyle izlenmeler. Yani sen iyi bir şey yapıyorsan, vatandaşın iyi olduğuna kanaat getirdiği bir şey yapıyorsan, izleten bir şey yani, o var. YouTube bile bunu açıkladı ama bu arada. Şöyle parantez açayım. Tabii ki her video kendi alanında değerlendiriliyor ve o videonun bir önceki video izlenmediyse eğer bu bir sonraki videoyu etkilemez diye YouTube açıklama yaptı. Kesinlikle öyle. Evet. Ama tabii kanalının büyük olması demek senin bir markanın olması demek. Tabii avantaj. Ya bardak alacaksan muhtemelen belli başlı bardaklara güvenirsin yani. Hiç onu şey yapmasan tabii bile. Güzel ama bardak, evet. Yani o belirttiğin gibi abone sayın şu bu çok bir önemi artık yok. Peki biz bu alanda ne yapacağız? Senin hani evet, sorunun diğer bir kısmı da böyleydi. Yapay zeka ilerliyor ama hala yapay zekanın düşünce tarzı şu. Aslında ben bunu şu örnekle ifade etmeyi seviyorum. Muhasebecilik hesap makinesinin icadından sonra ne kadar etkilendiyse kötü manada yapay zeka da bizim hayatımızı o kadar kötü etkileyecek. Güzel. Tabii ki kötü muhasebeciler, yani tek becerisi toplama, çıkarma, çarpma yapan muhasebeciler artık iş bulamayacaklar. Çünkü tek onu yapıyor. Yani. Ya da hata yapanların hatası azaldı evet, diyelim o avantaja çevirebiliriz kısmında değil mi? Evet evet, ama insan adapte olan bir şey. Yani insan artık mesela eskiden daha basit, mesela biz eskiden daha basit videolarımızı izletebiliyorduk. Şimdi çok daha kaliteli videoları izletebiliyoruz. Çünkü aynı basitlikte iş yapsak tutmayacak. Evet. Dolayısıyla bu toplumun da terakki etmesini sağlıyor. O hesap makinesi, o AI ile görsel üretmek. Mesela şu anda herkesin içerik üretmesi lazım. Demek ki herkesin tasarımcı, videografır bilmem neye ihtiyacı var. Ama o kadar kamera yok, o kadar tasarımcı yok, o kadar yok yani, o kadar stok fotoğrafı da yok. AI üretecek. Adamın iyi bir fikri varsa evet, diyorsun, önünde açıyor adamın sonuçta. Kesinlikle. Evet. Burada şu önemli olmaya başlıyor. Senin fikrin ne? Sen ne yapmak istiyorsun? Ya da neyi farklı yapabilirsin? Content is the king. Ya da evet, verin ney? Mesela şu an Gemini ya da ChatGPT İçerik sunacak vatandaşa. Geçen birisi benden program istedi. Bir tanıdığım birisi. Hı hı. Farklı bir program. Bodybuilding programı ya da powerlifting programı değil. Yani bizim de tabii ki belli başlı şemalarımız kafamızda oturmuş. Onu müşterimize göre yanıtlıyoruz. Hı hı. Ama işte bir tanıdığım birisi bir boks antrenmanı yapıyor ve şey bir olay yani benim elimde hazır şablonu olan bir şey değil. Hı hı. Ve özel durumları da var. Ben bu özel durumları ChatGPT'ye bildirdim. Bana bir program çıkardı. Ve çıkardığı program şundan esinleniyor. Ağır Sağlam. İşte Amerika'daki birkaç tane sayfa. işte bilmiyorum yani işte Güray Aydın, Ertan Balaban hepsinden esinleniyor ve oraya bir şey çıkarıyor. Hala veri topluyor yani. Tabii ki veri topluyor. Yani veri burada kıymetli. Hı hı. Çünkü ChatGPT eğer insanların korktuğu gibi bir tekele giderse aslında kendisini de yok etmiş olacak. Hı. Çünkü artık ben içerik üretmeyeceğim zaman sana yeni şeyi kim sunacak? Bravo. Yani bu, kaynak bizi diyorsun. Bu şey gibi yani Google gibi. Mesela Google otomatikman reklamdan para kazandığı için insanlar olmadığı zaman, içerik üretilmediği zaman Google'da patlamış. Haberler oluyor. Yok. Ya Marketplace gibi işte aslında. Aynen öyle yani ekonomi de böyle zaten. Yani bir teknoloji geliştiği zaman başka birinden çalamıyor. Çünkü müşterisi de o diğer insan. Bu kadar korkulacak bir şey bence de yok bu arada. Yani kesinlikle korkulacak bir şey yok. Diyorlar ki işte ressamlar, müzisyenler. Bu arada geçen gün yine bizim ortak menajerimiz Erkam 2 tane arkadaşı evleniyormuş. Biraz komik bir şey söyleyeyim sana. Erkam da böyle seviyor böyle şaka yapmayı arkadaşlarına. İkisinin adını söylüyor. Yapay zekaya yazıyor. Alaturka müzik seç diyor falan. İkisi adına sözler yazıyor. Ve müzik koyarak arkasına bildiğim bir şarkı yapıyor arkadaşlarına. Şarkıda 2 arkadaşın ilişkisi ve onların isimleri var abi. Evet. Ama tabii ki bu hiçbir zaman bir insanın ürettiği müzik gibi, bir ressamın düşünüp de çizdiği ve boyadığı bir şey gibi olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki veri çok değerli ve o verileri toplayıp bir şey vermek çok değerli. Ama zaten bence insana insan yapan bu. O veriler dışında duygular var. Tabii. Pay zekada bu eksik. O duygu olmadığı için bizim hala çok ileride olduğumuzu düşünüyorum. Tabii. Ya bu arada yapay zekanın bence şu an belki bu cahilane de gelebilir insanlara. Yani kötü bir projeksiyon gibi gelebilir ama şu an analiz ettiğim zaman bu aslında bir zeka değil. Bu bir hesaplayıcı. Evet. Ve nasıl hesap makinesine biz fonksiyonu tanıttık? Toplama, çıkarma, çarpmayı. Buna da tanıtıyorsun. Özetle şu dile benzet, bu dile çevir. Orada 20 tane fonksiyon var. Aslında fonksiyonu yerine getiriyor. Sadece bunu yapma hızı birazcık bizi şaşırtıyor. Tabii mesela, ama hesap makinesinin hesabı da çat diye çıkarıyor mesela. Evet. Burada şöyle bir şey var. Biz bir iş yaptığımız zaman mesela sen spor salonunu yönetirken senin 10 katmanlı bir fonksiyonun var. Tek katmanlı bir fonksiyon değil. Mesela biz diyelim program yazıyoruz. Müşterimiz bize programı sormuyor ki sadece. O programı uygularken ona destek olmamız lazım. Onu anlayacağı şekilde tanımamız lazım. O kişiyi daha iyi anlayıp hissetmemiz lazım. Ona belli başlı yerde motivasyon vermemiz lazım. Yani birkaç farklı boyutta hareket etmemiz lazım. Bir yazılım mesela yaparken işte ChatGPT yazılım yapıyor diyorlar. Bakıyorum yaptığı koda tek katma yani basit bir ya bu şey gibi yani Google'dan bir metni kopyalayıp yapıştırmak gibi. Hı hı. Bu zaten zor olan bir şey değil. Şey değil evet. Burada önemli olan şey mesela şunu yapamıyor ChatGPT. Ya Türkiye'deki yasalar bu tarafa doğru evriliyor. İşte vergilerde zam bekliyoruz ve bu vergileri sürekli yönetmek büyük firmalara özellikle çok büyük sıkıntı oluyor. O zaman ben buna göre bir sistem böyle bir şey yapamaz ya. Bir ChatGPT eğer bir şey üretebiliyor olsaydı chat fonksiyonunu satmak yerine kendi aplikasyonlarını ve kendi fabrikalarını falan üretirdi. Yani kendi yazılımlarını üretirdi mesela. Yani ChatGPT hizmetini vermezdi de ChatGPT Instagram'da olurdu, YouTube'da olurdu. Böyle bir hani olağanüstü bir bütün app'lerin olduğu bir app gibi bir şey olurdu. Ya kendi app'lerini üretebilirdi ama bunu yapamıyor yani. Evet, hesaplayıcı bence çok doğru bir kelime oldu ya. Yani o datadan onu alıp hesaplaması harika bir bilgi ve mesela dediğin gibi yani yaptığı birçok şey var ama ben mesela çok korkmuyorum. Anladığım kadarıyla senin fikrin de öyle. Şöyle korkmuyorum. Bazı şeyler gerçekten çok hızlı tüketiliyor dünyada. Mesela bir ara şey çıkmıştı. İşte Mars'ta arsa alırsak köşeye döndük falan. Abi ne oldu yapay zekadaki evler? Ben mesela VR aldım geçen gün. VR taktım gözüme. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? VR çıkalı kaç sene oldu bilmiyorum. Meta VR aldım. Evet. Ondan sonra abi içinde yeteri kadar application yok. Mesela ben var ya böyle... Birileri bu application'ı yazacak abi. Hayır demek ki yani talep karşı taraftan tabii görmedi ki. Şimdi ben şu bilgisayara girdiğim zaman ya da işte telefonuma girdiğim zaman yani kaç tane app vardır? Niye? Çünkü herkesin cebinde olduğu için talep var. O yüzden oranın o mecra büyüyor. Yani oradaki sektör büyüyor. Ve herkes app yazmaya başlıyor. Şimdi VR'ı aldığım zaman şunu anladım. Kimsenin bana bir şey söylemesine gerek yok. Çok limitli. Aşırı tamam mı? Demek ki düşünüldüğü gibi olmamış tamam mı? Şimdi insanların başı ağrımaya başlıyor. Başı dönüyor. Mesela bir şey çıkıyor. Abi diyorlar ki işte arsa alın. Bilmem ne. Bu iş işte gözlük takacağız. Nike'ın orada store'u var. Bilmem nenin store'u var falan. Balaban koy abi oraya bak. Bunu öngör abi. 10 yıl sonra zenginsin falan. Vallahi hiç öngörmedim. Yapmadım da. Hatta bana bir tane böyle firma geldi. Villa hediye edeceğiz sana dediler. Villa mı? Bana villa mı hediye edeceksiniz? Evet ama yapay zeka. Metaverse'te falan. Abi bir fotoğraflar şeyler bildiğim böyle, ben normal hayatımda 10 sene daha çalışsam öyle 20 sene öyle bir bildi alamam. Ama dediler bunun karşılığında senden yıllık iş istiyoruz. Vallahi dedim ki yani ben bunu yapmam. Çünkü bu villa istemiyorum yani, anladın mı? Hani bunun çok büyüyeceğini düşündü insanlar. Ama büyümedi bu kadar. Sonra işte VR yine buna iyi bir örnek. Şimdi de ChatGPT ve yapay zeka bu kadar büyütülüyor. Aynı senin düşündüğün gibi insanoğlunun bunu sadece bir tool olarak kullanacağını, tabii ki bazı gelişmelerin olacağını, hızlanmayı, yani örnek veriyorum bu podcast'i yapıyoruz. Şu an Nico şunu yapabilir mesela. Yapay zeka bakıp. Abi kim konuşuyorsa kamerayı ona döndürüp kurgu yap. Ama evet, sonra bunu koyar, onun üzerine çalışır. Bu ne yapar? Nico'yu hızlandırır. Evet. Ya da der ki buradan bana en iyi reels'ları çıkar. Ama orada çok kötü fikirlerle gelmiştir yapay zeka. Nico onların 8 tanesini çöpe atıp bir tane sana bir tane bana reels evet, çıkartabilir. İşte bu zaten büyük bir avantaj ama insanların korktuğu kadar korkarak gözümde bu işi büyütmüyorum yani. Çünkü Nico'dan çok fazlasına ihtiyacımız var artık. Yani çok fazla Nico lazım bize. Evet. İnsan hala çok değerli. Aslında bu tool'lar bunu yapmaya çalışıyor. Şöyle düşünelim. Mesela ben kendi sektörümdeki ilerlemeyi o kadar yavaş buluyorum ki. Hı hı. Hala belli başlı araçlar geliştirilmemiş. Hala yani çok fazla eksik var burada. Dijitalleşme, teknolojiyle alakalı vesaire. Protein tozu kullanmak zararlı mı diye sorular var etrafta. Bilgili bir taraftan, bir de yani araçlar, gereçler, mesela çok daha iyi egzersiz makineleri üretilebilir, hala üretilmemiş. Çok daha iyi application'lar yapılabilir, hala yapılmamış. Ve bu o kadar yavaş gidiyor ki yani 10 senede çok az şey ilerledi aslında. Evet. Bizim bu ilerlemeyi hızlandırmak için bu yapay zekaya ihtiyacımız var. Şöyle bir örnek vereyim. Biz geçenlerde bir otomasyon kurduk, yapay zeka. Ve artık link vermiyoruz. YouTube'da, şeyde, Instagram'da falan. Çünkü link verdiğimiz zaman etkileşim bayağı kötü düşüyor. Aynen, ben de vermiyorum. Ve o link yerine DM'den mesela YouTube yazıyor bize. Tak, video gidiyor ona. DM'den. Link ona özel gidiyor. Şimdi mesela bu Furkan'ın varlığını ya da mesela koçluk yazıyor. Bir otomasyon çıkıyor. Benim sesim de var orada. Koçlukla alakalı bilmesi gerekenleri anlatıyor ona ve yönlendiriyor. Otomasyon yapıyorsun yani. Şimdi bahsettik ya sohbetin bir kısmında. Bilerek gidiyoruz mesela danıştığımızda avukata, doktora falan. Bilerek gelen müşteri daha iyi müşteridir. Çünkü bileceğini bilir, bilmediğini bilmez. Vakit daha az harcar. Daha hızlı hareket edebiliriz. Çünkü ilgilenecek çok işimiz var. Müşterimiz de bilgili gelirse hem o daha fayda olur hem biz. Doktor bilmeyen birisine ne kadar çok şey anlatabilir ama biraz hasta araştırıp geldiyse daha iyi yönlendirir. Ona belli başlı testleri daha hızlı yapmış olur yani. Biz de bu şekilde mesela bir otomasyon kurduk. Orada mesela program yazıyor. Bizim sattığımız programlar çıkıyor. Evet. Bu şu içindir, bu içindir. Yönlenmiş oluyor vatandaş orada 2 dakika içerisinde. Bu Furkan'ı öldürmedi. Hala Furkan'ın o programı yazması lazım. Hala o insanlarla ilgilenmesi lazım. O insanların sorularına yanıt vermesi lazım. İkna etmesi lazım. Ama hızlı bir şekilde onunla alakalı bilgi alabiliyor. Ben DM'i 3 saat sonra gördüğüm zaman belki müşterim bunu satın almış oluyor ya da belki daha detaylı sorusuna geçmiş oluyor 2 gün mail beklemek çok iyi yerine. Çok iyi bir öngörü ve taktik bence. Bunlar önemli işler yapay zeka ile hayatımızın hızlanması açısından. Ama bir tane tehlike var. Tek bir tehlike var. Onu da mutlaka dile getirmemiz lazım. O da dediğin ya bizim yerimize düşünüyor diye. Bu yani bizim düşünmeye ihtiyacımız var. Bizim sükunete ihtiyacımız var. Bizim analize ihtiyacımız var. Biz analiz kurmaz ve bilgi birikimimizi geliştirmezsek çok kolay yanılabiliriz. Duygularımız bizi savurabilir. Odaklanmakta zorlanabiliriz. Bugün gerçekten herhangi bir şey yapabilmen için odaklanabilmen lazım. Evet. Buna hatta bir kitap da vardı bunun üzerine. Cal Newport'un Digital Minimalism diye. Ya da Deep Work diye de başka bir kitabı var. Yani bizim bir şeyde derin çalışmamız lazım. Nico eğer çalışma edit üzerine derin vakit harcamamış olsaydı sosyal medyada neyin tutup tutmayacağını, editin nasıl daha böyle akışkan olup olmayacağını bilemezdi. Çünkü kamera var orada zaten. Hı hı. Otomatik fokus da yapıyor. Ama bu değil mesele sadece. Evet. Onunla ne yapacağın çok önemli. Bu yüzden Nico'nun yaptığı edit, yapay zekanın yaptığı editten daha iyi olacak. Çünkü evet, onunla bir deep work var. Eğer insanlar çok fazla bu sosyal medyayla haşır neşir olurlarsa ki sosyal medyanın bizi eğitmek gibi bize bir adamlık borcu da yok yani. Sosyal medya reklam göstereyim, hızlıca daha çok burada dursun, vakit öldürsün. Ben kendimi bazen öyle orada buluyorum yani vakit öldürüyorum. Evet, acayip vakit öldürüyorum. Hatta araştırma yaparken de öyle. Şunu sana örnek vereyim. İşte en son fasting ile ilgili YouTube'da bir video yaptım. Tabii yanlış bir şey konuşmamak için saatlerce, günlerce makale okudum, video izledim. Evet. Ve doktorların YouTube kanalları var Amerika'da. Çünkü benim adıma, benim takipçilerim olduğu için bir şey yanlış söylemek çok riskli bir şey. Yani biri bana çıkıp dese ki binlerce yorum alsam olumlu, bir kişi dese ki doktor kardeşim sen bunu söylüyorsun ama bu doğru değil dese ben kahrolurum yani. Tabii çok ki. Üzülürüm, tamam mı? Şimdi mesela ben de şunu yapıyorum. Bir şey araştırıyorum günlerce ve ne yapmak istiyorum? Hızlı araştırmak istiyorum. Yani kitapları açıyorum, okuyorum belli bir bölümünü ama hemen sosyal medyaya gidiyorum. YouTube'dan o doktorların videolarını izliyorum. Sonra onu araştırdığım için Instagram'da onların senin dediğin gibi 40 saniyelik videoları önüme çıkıyor. Ve 3 gün boyunca gerçekten böyle makaleler okuyorum. Ama baktım ki makale okuma sayım çok azalıyor. Çünkü evet. Instagram acayip şeyler anlatıyor bana. Fakat bunun şöyle de bir tehlikesi var. Kendime de bu eleştiri yapıyorum. Senin başta dediğin gibi bu filmleri izleyememe, işte dizileri izleyememe, ne bileyim işte ADD hastalığı, yani bir şeye fokuslanamama gibi bunun çok büyük yan etkileri var. Çünkü bir şeye konsantre olmak hem önemli hem de keyifli. Tabii. Yani günün sonunda biz evet iş anlamında hızlanıyoruz belki. Belki o web sayfasını ben çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkartıyorum. Ama bunu uzun vadede yapıp hiçbir şey atlamamak da keyifli bir şey, tamam mı? Sanatını evet. icra ediyorsun. Şimdi mesela ben kampa gidiyorum, yine kampa bağlayacağım. İnanılmaz mutlu oluyorum. Tiny House'a gidiyorum, inanılmaz mutlu oluyorum. Bunun en büyük sebebi benim çok ciddi bir sosyal medya alışkanlığım var. Ve inan insanların kişisel hayatlarına bakmıyorum orada. Genelde bir konuya kafayı takıyorum. Bu işte mangal nasıl yapılır olabilir. O konuda inanılmaz araştırmalar yapıyorum. Ama şunu görüyorum ki hiç sebepsiz mutsuzluklar yaşıyorum. Evet. Ve kampa gittiğim zaman, Tiny House'a gittiğim zaman bir bakıyorum saatlerce telefonumu elime almıyorum ve inanılmaz bir dingillik geliyor. Aslında insanın beyninin gerçek saati o kadar hızda işleyen bir saat. Sen 200 beygirle giden bir arabaya 300 beygirle gitmeye çalıştırırsan, bunu her seferinde söylüyorum. Belki de evet çok hızlı gidiyorsun ama dopamin evet, ama ondan sonra ciddi bir mutsuzluk geliyor. Bu bir evet. uyuşturucuyu kullanıp ondan sonra düşüş gibi anlayabilirsin. Ya da bir ilaç kullanıp düşüş gibi anlayabilirsin bunu. O yüzden de bence bir yandan faydası olurken bir yandan bizi çok mutsuz eden bir şey ve çok güzel özetledin. Bizim düşünmeye, durmaya, dingilliğe ve bunu idrak edip bir karar vermeye ihtiyacımız var. Eğer bunu hızlı yapmaya çalışırsak kesinlikle yanlış karar verdiğimizi ve doğru karar versek bile mutsuz olduğumuza inanıyorum. Evet. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili analizim bu. Kendimi eleştirerek bunu sana anlattım. Çünkü biraz fazla dokunuyorum telefona. %100. Hepimiz evet. öyleyiz ve sürekli bir overload var. Ya bu şey gibi yani, sürekli yüksek dozda kafein alıp hareketsiz beklemek gibi. Aksiyon mesela, hızlı bir şekilde bir şeyler öğrenip aksiyon aldığın zaman bu güzel. Yani evet. hızlı bir şekilde öğreniyorsun, derliyorsun, hemen yanlışları doğrulardan ayırıyorsun ve bir işte metin yazıyorsun video için. Bu güzel. Ama sürekli overload olduğum bir şeylerle ama hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Kafein sadece oturduğum yerde beni darlıyor. Çok iyi bir örnek. Seninle sohbet etmek benim için her zaman çok keyifli. Kamera önü ya da arkası. YouTube'a girmemdeki de en büyük motivatör sensindir. Yani zamanında beni çok o konuda ittin ve senin sayende aslında bir kanal açtım. 3 yıl oldu. Bak ne kadar zaman çabuk evet. geçiyor. Hayat Okulu da bizim için harika bir tecrübeydi. Bugün seninle burada olmak hem kişisel olarak çok güzel bir tecrübe hem de bizi beraber izlemeyi seven birçok insanın için bence keyifli olmuştur diye düşünüyorum. Herkes sana geldiğin yerlerde işte 5x5'leri, beslenmeleri, antrenman yöntemlerini soruyor. Ama sen bunları üniversitelerde ya da işte kendi kanalında cevapladığın için bugün sana özellikle hem ailenle ilgili, bu duygularınla ilgili hem de yapay zeka ile ilgili bilmiyordum araştırdığını ama %100 seni tanıyorsam emindim bu konulara kafa yorduğunu. O yüzden farklı bir yerden yaklaşıp seni tanıyan biri olarak farklı sorular sormaya çalıştım. Bundan sonraki podcastlerde eminim yine 5x5 cevaplarını daha fazla cevaplayıp bu konulara sen kendin gireceksindir. Tabii. Ama çok teşekkür ederim geldiğin için. Bence bu son olmaz. Ben yine seni boş bir zamanda buraya davet eder. Bu diyalogumuzu da insanlarla paylaşmak isterim. Tabii. Çok teşekkürler. Dinleyen arkadaşlara da teşekkürler. Takipteyiz biz de yeni projelerin için. Ben de o şekilde. Evet arkadaşlar, Furkan'la beraber gerçekten çok zaman geçirdik. Benim için bugün çok özel bir gündü. Çünkü Hayat Okulu bizim için çok güzel bir projeydi. Siz de defalarca söylemiştiniz Hayat Okulu'nu tekrar başlayın diye. Biz elimizden geldiğince Furkan'ın zamanı olduğu zaman burada oturup yine aynı şekilde ismi ne olursa olsun hem onun kanalında hem benim kanalımda bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Videoda eminim buraya kadar izleyenleriniz vardır. Mutlaka sizlerin yorumlarını bekliyorum. Çünkü her videoda yorumları okuyup bir sonraki konuğu çağırdığım zaman bunları video içinde cevaplamaya çalışacağım. Furkan'ı zaten tanıyorsunuz. Kanalını söylememe gerek yok ama aşağıda sizlerle Furkan'ı da paylaşacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.